Ne öyle kız pantolon. Gel bu tarafa gel. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Biz hazırlandık, kalktık, kızımla okula gideceğiz. Ama hala uyanamamışız gördüğünüz gibi. Şimdi esin. Yavaş. Anneciğim, benim eve gelene kadar, şimdi eve gelince yani saçımı açıyorum ya, evet. Saçım darmadağınık kalıyor. Ben de bu tarakla tarıyorum. O düzeltiyor çünkü saçımı. Ama sen şöyle bir düz dur. Sadece düz bakman lazım. Çünkü bir bu taraftan ama bir bu taraftan yamuk yumuk oluyor sonra. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? Eminim şu anda birçok çocuklu takipçim benim gibi kalkmış çocuklarını hazırlıyordur. Bitti. Yok. Sabah telaşı. Şöyle. Hala şöyle. Hala yapamıyorum. Tarafa bak. Şöyle dur. Düz dur. Öyle mi? Az kaldı. Tamamdır, hadi kap bakalım. Hadi hemen tamam. Kapıyı açayım, ayakkabını giy. Hadi kızım, sen ayakkabını giy. Sen ayakkabını giyene kadar ben pencereleri açayım bir. Ev bir havalansın biz gelene kadar. Gece çok güzel yağmur yağdı. Oo. Baksanıza yağmur yağınca pervazlar kirlenmiş. Oh, mis gibi kokuyor. Tabii camlar batmış. Oo. Camlar batmış ama çok güzel yağmur yağdı. Ve şu an saat 7 çeyrek arkadaşlar. Bayağı bir erken kalkıyoruz biz ailenle. Çağırdın mı asansörü? İyi hadi. Sen al bunu anneciğim. Evet, gece yağmur yağdı çok güzel. Hadi gel. Ben yağmurun sesinden uyandım. Hani ay mı yağıyor Allah? Ay her zaman var. Gökyüzü çok açık olduğu için şu anda görünüyor. Ay şunu alır mısın bir? Koşabilir miyim? Koş. Ki. Ailen sabah sabah enerjisini atmak istiyor. Bir şey olmaz. Hikaye kitabını koydun mu çantana? Hikaye kitabını. Neyse bir şey olmaz hadi. Devam edeceğim. Dün gece bir yağmur, dün gecedim yani bu gece bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı arkadaşlar. O kadar güzeldi ki. Yani artık Eylül'ün kaçı oluyor bugün? 12, 13, 14, 15'i. Eylül'ün 15'i. Yavaş yavaş artık havalar herhalde serinleyecek. Sonbahar havasına doğru ilerliyoruz. Şuradaki siyah
kedim yoktu. Kedi kızım, kedi. Bana köpek gibi geldi. Şöyle küçük köpekler o, var ya. He, yok, onlar parktaki köpeklere mi bahsettin? Parkta var ya iki tane minik minik. Kedi mi köpek mi belli değil. Bir değişik bir tür. Gözleri değişti gibi aynı. Evet, kediymiş. Köpeklerin ayakları birazcık büyük. Hı hı. Mutlak olduğu için. Şimdi sabah da biraz böyle dışarıya baktım. Sanki ağaçların bile rengi açılmış, tozu toprağa gitmiş. Tabii bizim camlar berbat olmuş. Ağaçların tozu bizim camlara yapışmış. Vallahi salonun camları berbattı. Cam silme işi çıktı bana. Bak, servisten arkadaşın çağırdı. Ecrin çağırıyor herhalde. Eve geldim canlar. Aileni okula bıraktım. Bu sefer sınıfına kadar çıkarmadım. Merdivenlerde bıraktım kızım, dedim. Sen yavaş yavaş çık. Çünkü artık zaten alışması gerekiyor merdivenler. İki merdiven çıkıyor. Biraz çanta ağır olduğu için biraz zorlanacaklar ama zaten bu haftadan sonra, şimdi bu ilk iki hafta birinci sınıflar için uyum haftası oluyor ya, o yani bu ikinci hafta, önümüzdeki hafta artık velileri zaten içeriye almayacaklar. Artık alışması gerekiyor o sınıfa kadar çıkmaya. Ya zaten sınıfa çıkmada bir şey yok. Çantası ağır diye işte kıyamıyorum. Haftaya daha ağır olacak. Çünkü haftaya kaynak kitapları da koyulacak. Henüz kaynak kitaplarından derslere başlamadılar. Şu an devlet kitaplarından ders yapıyorlar. Bir de kaynak, gerçi bizim öğretmen şey yapıyor. Haftanın 2 günü devlet kitapları, haftanın 3 günü kaynak kitapları. Çocukları da çıktım yukarıya. Zaten okuldan gelir gelmez hemen yukarı çıkıp çocukları uyandırıyorum. Onları kaldırdım ama henüz aşağıya inen olmadı. Yolları bir göreceksiniz. Cıvıl cıvıl. Her yer öğrenci dolu. Cıvıl cıvıl. Çok hoşuma gidiyor böyle. Sokaklarda öğrencileri gördüğüm zaman bir hareketlilik, bir canlılık oluyor. Kalktınız mı oğlum? Sesler geliyor ama. Okul yolundaki kaldırımları kırdılar, boru döşediler. Geçen de demiştim ya, o boru döşendikten sonra kaldırımı tekrar yapmadılar. Yani bütün veliler, sokaktan geçen arabalar, motorlar, bisikletler, ne bileyim. Günaydın. Günaydın. Tamam aşkım. İçine koyuyordun sen onu her zaman. Unuttun mu? İçine koymuyordum ki. Öyle mi? Şunu. Atlet niye giymedin? Bir de şey, şunu bağla.
Hep giysedin ya çocuğum. Yani bütün öğrenciler, veliler, arabalar, bisikletler, servisler hepsi yolun ortasından gidiyoruz. Yol kenarı kırık. Yapmadılar. Çok rezil bir durum yani. Aytu, annem sana şu dünkü rulo böreklerden koy diyordun ya. Bu şekilde koydum. Tamam mı? Ama tabii bu yetmez. Bir de iki tane de gene krem ekmek yapıyorum. Tamam? Sen ne istemiştin dün? İçecek olarak Nesquik mi yap bana dedin? Şey, süt mü dedin? Sade süt mü yap koy dedin? Hiçbir şey demedim. Aa! Aylin demişti onu bana. Ben de Aytu söyledi zannediyorum. Aylin bana dün şey demişti. Anne bana bugün süt koy, ayran koyma süt koy demişti. Ben de ona Aytu dedi zannediyorum. Ben yine ayran koydum Aylin'e. Neyse. Allah her zaman içimden koyar. Tamam. Abin kalktı mı? Bu dırıltılı sesi nereden geliyor ya? Hani? Yolda şeyden dışarıdan. Şu karşı binalardan. Telefon şey ya telefon çalıyor ya da alarm çalıyor. Kimse. Çantanı kontrol et. Her şeyini koydun mu? Eksiğin falan olmasın anneciğim. Dırıt dırıt sesi geliyormuş. Ay ya Aytu. Alem misin çocuğum? Dırık dırık sesi geliyormuş dışarıdan. Yiyecek misin şimdi? Hayır. Sen benim üzerime olmamışsın da. Esnet şöyle, şey ya, temiz ya, yıkanmış olduğu için şey olur. Nasıl esneteyim ben bunu? Aa, bir tane kalmış orada. Neyse, sorun değil. Dur ben elimi yıkayayım, esnetirim. Sen git eşyalar, gel, yani eksiğiniz, geliriz varsa onlara bakın, kontrol edin, ayarlayın. Aman da oğlumun için adamı. Öyle mi şöyle olmuş? Neresi? Ayla. Yavaş. Yok. Aç ekimi yapalım onu. Böyle çok daha fazla ama şekli bozulur ama. Ya onu düzeltmeye onu Yakup yaptı Yakup. Sevdi güya. Şöyle yaptı. Aa anne dedi batmıyor. Bunlar diken gibi batıyor zannediyormuş. Şöyle bir dokundu. Aa batmıyormuş dedi. Şöyle şöyle yapıverdi. Sevdi onu. Hadi bakalım. Aytu'nun Nesquik'ini de yapalım. Teyzeleri o düşün Nesquik'i çok seviyor. Geçen yıl öyle. Her gün bir şişe Nesquik yapardım. Biz küçükken de bu Nesquik'i çok severdik yani. Ama tabii bizim çocukluğumuzda daha zordu alım gücü. Şimdiki çocuklar gerçekten çok daha şanslılar. Alper sana koyayım mı? Süt, ayran, limonata. Ya bu ses nedir ya? Meyve suyu hanginden istiyorsan. Hiçbiri. Ne hiçbiri? Bu ses ne? Alper de içecek istemiyor anacığım. Anneciğim bu ses ne diyor? Anneciğim birisinin... Şöyle alayım telefonu bir dakika da. Ne sesi ya? Ya birinin alarmı çalıyor işte. Ne bileyim karşıdaki binada bir sürü ev var işte. Oradaki dairelerden birinden geliyor. Ne yapacaksın? Aa. Geliyorsa geliyor oğlum. Düşüreceksin. Duymayacaksın. Ben duyuyor muyum bak. Ben kalkalı bir saat oldu. Ben 6:30-7'ye doğru kalktım. Çantalarınıza koyun hadi. Sularınızı da alın. Hadi bakalım çocuklar. Şunu da al anneciğim, unutma. Aa bak ben senin çantanın o kısmını dikecektim ya. Buraya yanlış koydum.
Büyük olan buraya. Çantayı dikle biraz, koyması rahat olsun. Ah, bu nereden? Şeyi nereye koyacaksın? Kutuyu. Kutuyu arkada boşluk varsa oraya koy. İkisi bir sığar mı? Ezilmesin ekmeğin. Fermuar bozulur, zorlama bence. Ya Aytu, arkada boşluk varsa kutuyu oraya koy annem. Al. Alper. Al anneciğim sen de. Şurada tut, şey yeri varmış bak, buradan ip takıp şöyle parmağına takaraktan şey olunabilir. Al bebeğim sen de. Yavaş. İyi tut. Her şeyiniz hazır mı? Tamam. Saçlarını toplayayım Aytun. Ben anneciğim. Beni kaldır hadi. Kalkamıyorum diyor. Oy kuzularım benim. Hadi bakalım. Anne benim çantam, kalemim ver. Bir tane şunu da alayım ben. Sen kaç tane koymuştun? Evet. Bunu alayım ben. Tamam al. Kaç tane koymuştun dün sen çantana? İki kırmızı mavi. Bugün hatırlat öğretmenlerine, tamam mı? Unutma ama hatırlat. Tamam mı? Genelde hocalara vermiyorum bunları. Ben önce verenler olduğu için ben çıkartmıyorum bile. Sen ne yapıyorsun peki? Kullanmıyorum. Açmıyorum ya paketini. Duruyorum. Dur oğlum, önce ver bana. Önce ayakkabını giy. Önce ayakkabını giy. Bugün çantam bir daha ağırmış Aytu ya. Of. Matematik, Türkçe, İngilizce var. Bizde her gün matematik var. Hadi sen de giy ayakkabını, hadi. Bizde her gün matematik var. Her gün matematik işliyoruz. Dosyanı yere koymasana anneciğim. Tamam. Asansörü çağır hadi. Şunu da unutmayalım. Aytu, bu geçen seneki poşet üzerinde yazmıyor. Yazayım mı üstüne ismini poşetin üzerine? Yok. Oğlanları da gönderdim okula. Bir bakayım şöyle arkalarından da. Hadi Allah'a emanet olun kuzularım. Allah'ım herkesin evladına zihin açıklığı versin ya Rabbim. İnşallah hayırlısıyla güzel yerlere gelmek nasip etsin Rabbim. Bir zamanlar bizler öyleydik. Bir okul telaşı, bir koşturmaca. Şimdi yavrularımız o telaşta. Şimdi ne yapıyoruz canlar? Saat 8:05 geçiyor. Evet, ocağa çayımızı koymakla başlayalım. Evin en büyüğüyle en küçüğü de daha uyuyorlar. Ali gece geldi işten. Uyuyor şu anda. Yakup da yanında yatıyor. Çayımızı ocağa koyalım. Yavaş yavaş ortalığı falan biraz toparlayalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Dün akşam yağmur yağdı ya. Ali işten geldiğinde yağmur yağıyordu.
Ben de alt katın sadece salonun yola bakan pencereyi kapatıyorum. Ali de kapatmış pencereleri falan her yere. Mis gibi koktu çay. Mis gibi. Bu mu kadar mı? Bu kadar kalmış. Yazıyoruz. Dokunmaz, ben içmişim. Saatli muhteremler kalktılar, sonunda da oturup bir kahvaltı yapacağız. Efendim? Yene bak dediğin 6:30'da kalkıyor canım. Anladın? Şimdi ne var? Şunlar aynı var, işte. Şey var. Aynen yüzü zaten, aynen erkek. Yapacak bir şey yok. Ama gün içerisinde, sabah 6:30'da kalkıyorum ya, 7'ye doğru. Ay gün içerisinde bir uykum geliyor, bir uykum geliyor, anlatamam. Arada böyle bir uzanıp yatıyorum. Öyle bir şey ki, hemen uykuya dalarmışım. Şimdi ya iş, okula git gel, kahvaltı hazırla, yatakları topla, makineyi çamaşır at. Şimdi mesela tekrardan makineye çamaşır attım. Şimdi yukarıya çıktım çayı demledikten sonra. Yukarıları toparladım, yukarıda bornozları topladım. Çocukların, bizim hepimizin bornozlarını makineye atayım bir dedim. İlk onlar yıkansın bugün. Onları attım makineye. Aşağıya indim. Kahvaltıyı hazırlıyorum işte. Kahvaltıdan sonra yine işte bulaşık yıkan, makine dolu, makineyi boşaltırım. Evi süpür, sil, toza. O kadarken bir bakıyorum. Öyle bir yorulmuş, böyle bir yorulmuşum. Diyorum ki ben biraz yatıyorum. Kimse bana dokunmasın. Bir yarım saat, bir saat daha yatacağım. Kimse bana dokunmasın diyorum. Kimse dokunmuyor. Öyle yatıyorum. Daha başımı yastığa koyar koymaz var ya, uyumuşum. Anında uyumuşum. Çünkü yani gece 12'den aşağı yatılmıyor. Yani ben öyle 12'den aşağı yatamıyorum maalesef. Erken yatmak gibi bir şeyim yok maalesef benim. Çocukları erken yatırıyorum ama ben illa biraz oturuyorum. Video seyrediyorum, bir şeylere bakıyorum. Videomu düzenleme yapıyorum, yükleme yapıyorum. O işleri de bitirip öyle yatıyorum. Sabah da 6-6.30 gibi kalk. Gece zaten nasıl diyeyim sana biliyor musun? Deliksiz uyuyorum. Gece deliksiz uyuyormuşum yani. Böyle inanılmaz bir yorgunluk oluyor bende. Şu çayı kapatmıştım. Yukarıya çıkmadan önce tekrar açayım. Yumurtayı falan hazırlayana kadar kaynasın. Soğuk çayı hayatta sevmem. Biraz sıcak olacak. Yaz, kış çayım sıcak olacak benim. Yalnız sabah da dedim ya açılışta. Gerçekten sonbahar havasına girmişiz. Hava biraz güzel. Biraz serin. Akşamdan, geceden de yağmur yağdığı için biraz serin hava. Böyle sonbahar yüz havası. Yavaş yavaş böyle bir nimineyim. Sonbaharda bir koku olur ya, yapraklar dökülüyor, yapraklar ıslanıyor. O yaprakların ıslak kokusu çıkıyor böyle havaya falan. Böyle bir güzel bir sonbahar havası. Ali yemiş gece. Dünden kalan börekleri kaç tane, 2 tane kalmış. Neyse bunu da yine de koyayım da. Bu da yansın, bitsin, kalmasın. 1 tane, 1,5 tane kalmış, yarısını yemiş. 2 tanesini dün akşam ben yatmadan önce acıktım, yedim. Dün börek yapmıştım, rulo börek. Ay yine şu bulaşıklar birikiyor. Afiyetçiler duruyor, sucuklar. O bugün gelince yer, Aytuğ'un da var. Sabahleyi yapmıştım orada. Onunki de var. Şimdi ben ne yapacağım? Benim canım bugün ne istiyor biliyor musunuz? Bol baharatlı krep.
Yani krep şeklinde çırpılmış yumurta. Buradan çok güneş geliyor arkadaşlar. Sizi böyle koyacağım. Şekerimizi de koyalım. Böyle sade kavrulmuş değil de. Bu ara birkaç gündür zaten haşlama yiyorum yumurtayı. Ama bu sefer canım bol baharatlı krep şeklinde çırpılmış canım istiyor. Böyle acılı. Acılı olacak. Dün Ali'ye mutfağın pencerenin eleğini sildim, yıkatacaktım. Elekleri çıkarıp yıkıyor ya, iyi oluyor öyle. O da şey dedi, havada yağmur var, yağmur yağsın dedi. Camlar falan da kirlenir dedi şimdi. Bir de benim çiçek saksılarım var ya, onlardan dedi şimdi toprak sıçrar dedi. Yağmur yetmez dedi. Ne yağmuru, hani yağmur mu var dedim. Valla gece bir yağmur yağdı. İnanamazsınız, içerilere yağmur geliyor. Kapattık bütün pencereleri. Ve çok güzel serindi böyle. Üşüye uyudum. Yalnız biri dışarıdan şu iki gündür nerede ne yapıyorlarsa Allah'ım. İstiral mi çalıştırıyorlar? Ne bileyim, demir kesme aleti midir nedir? Vıyy kafamız şişti ya. İki gündür. Çay kaynadı. Ay şurada da soğukluklar olmuş, bir sürü semiz otlar olmuş. Ay ben öbür evdeyken ne yapardım? Çiçek kutularımın diplerinde semiz otları çıkardım. Onları toplayıp salata yapardım ya. Semiz otu salatası. Ah olsa da yesem vallahi. Şu an olsa yerim, öyle canım istedi. Öyle canım istedi yani. Çok yerdim ben semiz otu salatasını. Köyden getirirdik ayrı. Benim dediğim gibi öbür evdeyken arka balkonda çok çiçek kutularım vardı. Onların içinde biterdi. Her yıl biterdi. Ay onlardan böyle toplar salata yapardım. Ne kadar güzel olurdu. Bugün de benim canım böyle istedi valla. Nasıl güneşli vuruyordu şeyden. Güneş güzeli mi de yermiş? Ne, öyle diyelim. Nereye yorarsan. Neyse. Evet. Şimdi altı kirlenmiş olmuş, ıslanmış. Geçen böyle var ya. Yumurtayı çırptım. Altı, burası tezgah ıslakmış. Fark etmemişim. Altı ıslanmış. Böyle bismillahirrahmanirrahim. Tavaya bir döktüm. Kasenin altındaki sular da cas kızgın yağın içine damlayınca çut her yere yağ sıçradı. Yavaş yavaş pişsin. Her sabah oy evimizin paşası kalkmış gelmiş annesinin yanına. Oy. Ah tek götür. Allah'ım seni yerim. Yalnız dün çok komik bir kelime kullandı. Yakup. Gül yemin ediyorum kriz geçirdim. Akşam şimdi bir tane dizi izliyorum. Nurgül Yeşilçay eski dizilerinden biri, paramparça. Orada bir tane Alper karakteri var. Şimdi Alper'le de bakıyoruz. Ben seyrederken Alper de yanıma geliyor bazen. O karakter geldim, aha anne ben geldim diyor. İşte isim Alper olduğu için, onun da ismi Alper olduğu için. Aha anne ben geldim diyor, böyle takılıyoruz falan. Neyse dün akşam yine yatmadan oturdum, çocukları yatırdım. Telefonu aldım, ben dedim biraz şu paramparçayı izleyeyim. Çok da şey geçiyor yani şu anda, hararetli. Alper de diyor, anne de çok aksiyonlu gidiyordu. İzledikçe izleyesim geliyor falan diyor. Neyse böyle izliyoruz. O Aytula şey, oğlanlar büyükler yattı çocuklar. Ben Yakup yanımda. Bakıyorum Yakup da benimle beraber oturup seyrediyor. Telefondan, YouTube'dan bakıyorum. Artık benim televizyondan dizi izlemek gibi bir lüksüm kalmadı arkadaşlar. Çünkü akşamlar erken yatmamız gerekiyor. Ben hep dizileri geriden takip ediyorum. Telefondan, YouTube'dan geriden takip ediyorum. Böyle izliyorum. Anneciğim ne yapıyorsun? Ben su çıkarmıştım. Bu çok büyük. Bunu götür. Hayır, ben bunu götürdüm. E
İyi, tamam onu götür. Hadi hadi, bak yumurta yapacak şimdi. Çabuk. Ondan sonra şey geldi. Alper, izliyoruz videoyu, diziyi izlerken Alper karakteri geldi, tamam mı? O karakter gelince Yakup dedi, biliyor musun? Aha, Alper geldi dedi. Ay keşke ben de böyle yakışıklı olsam dedi ama ben gülme krizine girdim. Patladım yani gülmekten. Allah'ım. Ne dedin sen dedi. Bir daha tekrarlattırıyorum. Ben de bunun gibi yakışıklı olsam diyor. Sen dedim ondan daha yakışıklısın, ondan daha güzelsin sen dedim. Bak diyor çok güzel giyiniyor diyor. Öyle takım elbise falan giymiş işte. Filmdeki oyuncu. Ben de diyor böyle giysem diyor. Sen dedim büyüdüğünde ben sana her şeyi de alırım dedim. En güzellerini alırım falan diyorum böyle. Allah'ım gül gül öldüm ya. Yani çünkü 3,5-4 yaşındaki bir çocuğun söyleyeceği bir cümle değil yani. Kuracağı bir cümle değil. Ya keşke diyor ben de böyle yakışıklı olsam deyince yani koptum gülmekten. Oğlum dedim. Sen dedim daha yakışıklısın dedim. Sarı paşa. Şu az ileride bir tane işte çarşıya falan giderken bir ev görüyorum böyle bir tane teyze. Yol kenarında oturuyor. Böyle bir şey. Yaşlı bir teyze oturuyor. Hep çarşıya giderken onun önünden geçiyorum. Yakup'u gördüğü zaman şey diyor. Sarı bomba ne yapıyor diyor. Öf anne ya diyor. Bana diyor sarı bomba diyor. Diyor. Niye bana sarı bomba diyor diyor. Oğlum diyor sen sarısın ya ondan diyorum. Bizim kahvaltı hazır canlar. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra gün içerisinde ne yaşarsak, ne çekersek sizlerle paylaşıyoruz zaten. Önce o sıcaktan var sonra. Sıcak ama sıcak gerçi he. O yüzden soğuktan var. Sıcak sonra. O soğuyana kadar ondan iç oğlum. Öyle. Bu yok, bu yok ya. Soğuk mu? Hangi tarafı? Şeyin, Bim'in yufkası daha bereketli oldu sanki. İçinde 6 tane var. Bayağı da büyük, iri iri yufkalar. Nereye gidiyorsun? Şişe. Şişe mi getireceksin? Git getir. Ne şişesi getireceksin? Var mı ki boş şişe? Yakup boş şişe yok. Biberonunu getir o zaman. Biberonun orada olması lazım. Onu getir. Hadi sal da gel. Bir daha. Sabah. Hey. Annem, annem beğeniyor. Sadece biz beğeniyoruz. El salla. Herkese el salla. Salladım. Nasıl salladı? Böyle. Nasıl sarıcı? Yemiyorum da yani ekmekleri kalıyor. Krepleri yemiyor ama ekmekleri kalıyor. Evet o da öyle kalıyor. Ne? Buna doldurma. Yarım alalım işte. Bunu doldurma baba. Şu nasıl oldu? Büyükünü dökün. Tamam elleme kalsın da korkmuyorum. Al. Bırak. Ne çaldı? Baba. Yok ufak değil. Tamam doldur. Ne hocam. İstiyorsun anne? Ne istiyorsun? Burada koy olmaz o. Saçım ayrılmış. Bak burayı çıkarttım. Çok büyük verdin ama. Çok büyük ne? Sen on be. Başka doğru. O bardak benim var. Onda ben su içiyorum. Evet anneciğim. Bu benim bardağım. Su. Yok başka bir şey. Su. Bir su, bir portakal, bir limonata.
Başka? Burada bardak vardı. Niye onu vermedin? Baba, bu ikimizin sorusu. Baba, o ikimizin sorusuydu. Tamam, önüme koyamam. Ben ileride şuraya koyacağım. Alt komşum kahve içmeye çağırdı. Oraya gidiyorum. Buranın ışığı neden yanmıyor? Çamaşırları bitirdim. Katlanacak hiç çamaşır kalmadı. Bugünkü serdiklerim var. Bunlar da yarına katlarım inşallah. Orada ütülenecek bir iki tane var. Şu an hiç ütü yapacak halim yok. Sepetler boşaldı. Bitmiş çayımı da alayım. Artık aşağıya ineyim. Yalnız burada aşağıya indirmem gerekenler var. Şu Yakup'a çamaşır ayarlamıştım. Çocukları çağırmam gerekecek. Aylin! Bir dakika gelir misin kızım? Aşkım sana ihtiyacım var. Gel bir dakika. Gel gel. Sana şu vereceklerimi indirsene. Gel. Ya. Geri kaçıyordum. O dolaba düzenli bir şekilde koy, tamam mı? Ben oraları, o Yakup'un kıyafetlerinin olduğu katı düzenledim. Ama da kıyafet koysana. Gerek yok kızım. Sen günde bir tane kıyafet değiştiriyorsun ama Yakup günde 3-4 tane değiştiriyor. Ama dağılacak, dökülecek. Ben onların hepsini katladım, lütfen. İşte. Hadi. Yapma. Ya siz inin. Dikkat et, dikkat et. Ay ya Rabbi, ha? Yakup düşersin oradan. Yok, gelmene gerek yok. Yakup oradan iner misin? Bak, oraya koyduğum şeyleri alıyor. Bak bak bak. Anneciğim. Anneciğim, onları bırakır mısın? Lütfen. Neyse. Yakup'u zorla şuradan indirdim. Şuraya çıkıyor. Şu köşeye çıkıyor. İlla şunlarla oynayacağım diyor. Onları vermiyorum çünkü onlar alçıdan yapıldığı için dökülüyor. Eline tozu falan da bulaşıyor. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ay 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 ay. Oynuyorlar bunlar. Tamam. Ya çöpleri Ali ile göndermeyi unutmuşum. Ali... Alper de burada bir şeyler yemiş ve bırakmış. Bak, ay tezgahın üstü dağılmış. Neyse, şunları da şuraya koyayım da. Bunlar. Şu 4 tanesi havluları da katlamıştım. Mutfak havlusu. Bunlar. Bunları böyle koyalım. Bunlar da banyonun. Harika. Çiçeklere bak. Çok güzel. Geçen yılkine göre aynen çok daha güzel yapıyorsun boyamanı. Evet. Hmm. Birkaç gün hani böyle taşınmadan yaptım ya, ama alıştım ama hani böyle taşınsak. Kızımın çizdiği resme bakın teyzeleri. Çok tatlı olmuş değil mi? Evet. Çok güzel olmuş. Aferin. Ben bunu katlayıp şeye koyacağım. Mutfağı bir toparlayayım kızım. İki tane.
tane şey var, şunları da yeni yerleştirdim. Tam oraya yaz, güzel oldu. Ödevlere başlayalım, tamam mı? Ama şu Pikachu'yu artık alabilirsin, çok sıkıcı. Aa, o Pikachu'ya sen emek verdin, nasıl sıkıcı dersin? Ama bunun altına bir tane daha yakışıyor. Olmaz. Sıkıcı olmaz. Şunlar kurumuş zaten. Onları yerleştireyim bir diyordu. Oldu böyle. Tamam, şu çok güzel oldu. Aa, şu kitabı verir misin? Kitap. Neyse, hepsi yeniden kurumuş. Neyi vereceğim? Ama o da bir şeye takılmış. Arkadaşlar, bunun adı Kral Heli Yabancı yazıyor. Arkadaşlar bakın, kitap. Yabancı yazıyor. Okuyamayınca yabancı yazıyor. Evet, öyle yazıyor. Evet, doğru. Onu Ukrayna'dan Elena'ya getirmişti. Elena'ya gel. Evet, Elena'ya gel. Çöpler var, dökülecek ama bakalım, birazdan bir de çöp dökeriz. Mutfak pencerendeki çiçeklerime bakın, nasıl da yanmış toprakları. Ay, nihayet şu canlı canlı büyümeye başladı. Ne yapacaksın yıkayıp da? Annenin koltuğunun altından çıktı. Ben orada kaldım. Yakup çünkü bunu aldı. Şunun güzelliğine bakın. Pıtırcık gibi pıtır pıtır yaprakları. Nihayet ya. Baba, yıkamam. Telgraf çiçeğim de büyümeye başladı. Şunun da toprağını, toprak koydum, toprağı yoktu. Bu da gelişmeye başladı. Yakup, in oğlum oradan. Bu top kuruyacak, orada kaldı. Şunun suyunu dün vermiştim. Bunu da, bunları zaten günlük veriyoruz. Çim adamlarımızı günlük veriyoruz zaten. Anneciğim, düşersin. Yapma. Yakup, Yakup insin de kızım ayağının altına koy. O düşmesin. Savunmaz o. Hayır. Savunmaz mı ona? Hayır anneciğim, olmaz. Bırakır mısın? Şu telgraf çiçeğim de yaşadı bakalım. Olacak galiba. Sardunya olmadı artık, onu kökünden sonra söküp atmam lazım. Şu da iyi duruyor bakayım. Şunlar da canlı canlı duruyorlar. İnşallah iyi olur. Kaktüslerimi görüyor musunuz? Kaktüslerim yine tomurcuklar geliyor yolda. Bakın şunlar tomurcuk. Ay, şu çok tatlı oldu ya. Ay, inşallah bundan, maşallah, subhanallah. İnşallah bunu şey yaparım ya. Çoğaltırım inşallah. Çok güzel görünüyor. Çok hoşuma gitti.
Şuraya da yeni bina yapılıyor. Son katını bir değişik yaptılar. Yine o binanın da son katı dubleks. Ama bir değişik yaptılar. Anlam veremedim. Sürahide kalan suyu da... Kızım ne yapıyorsunuz? Çekyatların altındaki oyuncakları çıkarmaya çalışıyorlar. Şuradakilere vereyim. Hadi ben bu ara hiç bakamıyorum çiçeklerime. Kendi kendilerine büyüyor yani. Büyüyen büyüyor, büyümeyen büyümüyor. Kaktüslere bir şey olmuyor da kaktüs büyüyor kendi kendine. Suyunu versen de büyüyor, vermesen de büyüyor ama diğer çiçeklerimle ilgilenemiyorum pek. Ne yapıyorsun Yakup? Çıkardınız mı hepsini? Tamam. Ama benim neyse. Çiçekler de sulandığına göre. Bunu da mı yıkadınız? Tamam oldu. Güller var mı? Şuradakilere dökmedim ama acaba buradakilere de dökmem gerekiyor mu? Alper bir kalksana annem. Gerçi yağmur yağdı ya. Kalk bir dakika anneciğim. Şuraya bakayım. Gece yağmur yağdı ya. Yağmurdan hepsi sulanmış. Nasibini almışlar. Tabii pencereler de nasibini almış. Eleklere bakın ne halde. Ay. Artık yarın silerim bu camları. Camlar berbat oldu. Berbat. Bugün parkta kimse yok mu ne? Hiç ses gelmiyor. Ha yok varmış. Varmış. Kızlar varmış. Oynuyorlar kendi kendilerine. Ne diyebilirim? Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Çok çok uzun zaman. Ne istedim? Canlar bugünü de akşam ettik. Aa, saat şu anda 10 olmuş. Onu da geçiyor hatta. Öyle bir uykum geldi ki artık çocukları alıp yukarı çıkacağım yatmaya. Hepiniz kendinize iyi bakın. İzleyip destek olduğunuz için, yorum yapıp bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça